Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde sayısız askeri ve siyasi darbeyi yaşayan Türkiye, ikinci yüzyılında da yeni bir darbe ile başladı maalesef. İstibdat rejiminizin ayakta kalması için yerel yönetimlerdeki kayyum pratiğini şimdi de yargıya taşıdınız. Yargıtay, AKP ve MHP iktidarı tarafından Anayasa Mahkemesi'ne kayyum olarak atanmıştır. Bu mesele Can Atalay meselesini aşmıştır. Bu mesele Sayın Demirtaş meselesi, bu mesele Kavala meselesi olmaktan çoktan çıkmıştır. Bu topluma karşı savaş açma halidir. Bu anayasal düzeni ortadan kaldırma girişimidir. 2015 yılından beri fiili bir OHAL rejimine dönüşen ve anayasasızlaşan Türkiye'de bugün yaşananlar yeni bir darbeye teşebbüstür. Yargıtay'ın bu tutumu anayasayı, Anayasa Mahkemesi'ni, meclis iradesini ortadan kaldırarak yargıçlar hükümeti kurmaya çalışmanın ilanı niteliğindedir. Bu bir başkaldırıdır. Seçilmiş milletvekillerine ilişkin hak ihlalini uygulamayarak anayasayı ihlal eden Yargıtay, kararını meclise gönderip, açıkça talimat verip, hat bildirerek Atalay'ın vekilini düşürmek için işlemlere başla diyor. Bu meclis iradesi üzerinde bir vesayet kurma girişimidir. Yargıdaki vesayeti kaldırma vaadiyle iktidara gelen AKP iktidarı, bırakın vesayeti kaldırmayı, hiç olmadığı kadar yargıyı kendi vesayeti altına aldı. Kendi eski bakanınız bugün ne dedi biliyor musunuz? Vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik, tam vesayetler kalktı derken bu sefer kendi militan yargımızı oluşturduk dedi. Bu bir itiraftır. Evet, yargıyı militanlaştırdınız. Yargı mensupları bugün kendi menfaatleri, güçlü suç örgütlerinin menfaatleri, iktidarın menfaatleri derken çokça gruplara ayrılmış ve çatışır vaziyette. Geçtiğimiz günlerde adliyelerdeki rüşvet çarkını anlatan mektubu unutmadık. Bu çatışma ve çürüme halinin yanı sıra hukukun üstünlüğünün değil, grupların birbirine üstünlüğünün sonuçlarını yaşıyoruz. Çünkü kuvvetler ayrılığının işlemediği, hukuk devleti olmayan bir ülkede sadece kuvvetli olanın sözü geçiyor. Bir dönem ortağınız olan ve yargıyı teslim ettiğiniz cemaat, MİT başkanınıza nasıl operasyon çektiyse, bugün de yargıyı teslim ettiğiniz ortaklarınız anayasaya, meclise, meclis iradesine, Anayasa Mahkemesi'ne ve başta sizlere operasyon çekiyor, biliyor musunuz? Bu darbe yarın bir gün emniyetin de, askeriyenin de meclis kararlarını ve mahkeme kararlarını, demokrasiyi ve hukuku tanımamasına yol açacaktır. Bu kaos ile birlikte 60'lardan beri canlı ve dinamik olan askeri darbe mekaniğini yeniden harekete geçirmiştir. Bu darbe mekaniğinin en büyük mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli'dir. Bahçeli'nin AYM kapatılsın çağrıları, her konuşmasında AYM'ye ayar verme niteliğindeki açıklamaları bugün hem Anayasa Mahkemesi'ne hem de meclis iradesine darbenin başlangıç noktasıdır. Ne diyordu Bahçeli? Bakın, 31 Mart 2021 tarihinde ne dedi? Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün şakşakçısı mıdır? HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenmez bir hedef olmalıdır demedi mi? Alkışladınız veya sessiz kalarak onayladınız. Ne dedi 11 Mart 2023 tarihinde? Mahkeme üyeleri vicdanlarının sesini değil, ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir. Kahredici mevcut yapıyı bütünüyle tasfiye edilmelidir demedi mi? Bunu alkışladınız veya sessizce onayladınız. Sayın vekiller, değerli milletvekilleri, darbenin panzeri daha fazla demokrasi, daha fazla adalet ve daha fazla özgürlüktür. Bu darbeye karşı verilecek en iyi yanıt...
Sayın Eren, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Bu darbeye karşı verilecek en iyi yanıt daha fazla adalet, daha fazla özgürlüktür. Bu darbeye karşı verilecek en iyi yanıt AİHM'in ve Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükler lehine verdiği kararları derhal uygulamaktır. Bu kararlar uygulanmadan ne ortada anayasa ne de tarafsız bir yargı kalacaktır. Gelin hep birlikte yargının bu siyasi darbelerine, hukuksuzluklara ve kurumsal çürümeye son verelim. Gelin hep birlikte hukuk sistemini, anayasayı ve yasaları yeniden ele alıp bu ülkede adalet, demokrasi ve barışı tesis edelim. Yargıda kuvvetler ayrılığını esas alan bir yargı reformu yapalım. Bizler HDP olarak AİHM ve AYM kararlarına uyulmama halinin ülkeyi daha fazla kaosa sürüklememesi için genel görüşme açılmasını istiyoruz. Meclisi ve meclis başkanlığını bu darbe teşebbüsüne karşı tutum almaya, kendi iradesine ve hukukun üstünlüğüne... Sayın Eren, teşekkür ediyorum.